O gün Sude ile çok şımarıyorduk. Evi de ıtıyor, yatakların üstüne zıplıyor ve yerlerde seriniyorduk. Annemiz ise bu olanlara katlanamıyordu. Derken annemiz bir bebek bakıcısı tutma kararı aldı ve gidip bir bebek bakıcısı tuttu. Biz de bu sırada her şeyden habersiz Sude ile oyun oynuyorduk. Merhaba çocuklar, ben yeni bebek bakıcınız Sıla. Ay, çocuklardan da nefret ederim. Ay, siz oyun mu oynuyorsunuz? Ben oyun oynayan çocuklara ne yaparım biliyor musunuz? Bu terliği alırım böyle fırlatırım. Bana bak, ağlama. Ağlayan çocukları da hiç sevmem. Bundan sonra böyle. Bu evin yeni bebek bakıcısı benim. Ve siz benim kurallarıma göre yaşamak zorundasınız. Anladınız mı beni? Ne diyeceğim? Herhalde bebek bakıcıları iyi olmuyor muydu? İyi oluyordu da bu herhalde manyak ya. Bu çok kötü bakıcı. Neyse biz bununla muhatap olmayalım. Gel kola ve cips yiyelim. Ay, hadi gel gel kızım. Cips ve kola yiyelim. Çok güzel gözükmüyor mu? Hey 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 hey! Siz ne yapıyorsunuz bakayım burada? Oy, bizi korkuttun ya. Sude ile beraber sadece cips yiyorduk. Bana bakın iki bücür. Sizin gazlı içecek içmeniz ve cips yemeniz yasak, tamam mı? Yoksa sizi mahvederim. Bu evdeki tüm gazlı içecekleri ve cipsleri ben yiyeceğim, tamam mı? Peki siz ne mi yiyeceksiniz? Merak etmeyin. Sizi hiç aç bırakmayacağım. İğrenç meyveleri yiyeceksiniz. Tadı tuzu olmayan sağlıklı yiyecekler yiyeceksiniz. Ben de tüm abur cuburları yiyeceğim. Anlaştık mı? Tamam anlaştık, tamam mı? Ama ne olur bir daha kafamıza vurma. Hem bir saniye ya, eğer bir daha kafamıza vurursan seni anneme söyleriz, tamam mı? Bana bak, sen ne cüretle beni tehdit ediyorsun? Sen kim olduğunu sanıyorsun? Annene şikayet mi edersin? İyi, tamam, bu kolayı böyle başından aşağı dökeyim. Hadi şimdi annene şikayet et. Bak bakalım ben sana ne yapıyorum? Ne yaptın sen bana böyle? Her yerim kol oldu. Sen ne yaptığını sanıyorsun ya? Kızının kafasından aşağı kola döktün. Aa, Sude iyi misin ya? Tamam ağlama. Neyse ne yapalım biz biliyor musun? İçeri gidelim, başka bir şeyler yapalım. Annemiz gelince bu bebek bakıcısına şikayet ederiz, tamam mı? Neyse şimdi şundan kurtulalım. Ben yanında bile durmak istemiyorum şu bebek bakıcısının. Neyse gel hadi gidelim. Hadi defolun defolun. Uyuşuk uyuşuk yürüyorsunuz ya. Ay çocuklar da gitmişken ben de şöyle şuraya oturup bir keyif yapayım. Cips partisi zamanı. En sevdiğim şey bu cipsleri yemek. Hele çocukların malına konmak en sevdiğim şey. Oo, burada da 2,5 litre kola var. Bunda kafama dikerim, cipsi de yerim. Oh, bakıcılık yapmayı seviyorum ama çocuklara eziyet edince. Gel Sudeciğim, hiç yanında sıkma, tamam mı? Neyse biz ne yapalım şimdi biliyor musun? Hiç kimseye karışmayalım. Kendi halimize bilgisayar oynayalım, tamam mı? Hem de senin en sevdiğin oyunu açacağım. Barbie giydirmece. Hadi gel Barbie giydirelim. Hangisini giydirsem acaba? Kırmızıyı giydir, kırmızı. Bana bakın, ne yapıyorsunuz siz burada bakayım? Yoksa oyun mu oynuyorsunuz? Bir bakayım ne oynuyorsunuz? Aa, Barbie giydirmece. Bu benim en sevdiğim oyun, tamam mı? Bu oyunu ben oynayacağım. Bu bilgisayarı bana vereceksiniz. Artık bu bilgisayar benim olacak. Anladınız mı beni? Bana bak, sen haddini aşmaya başladın ha. Annemi ararsam sana gününü gösterir, tamam mı? Bu yaptıklarını anneme anlatırım. Annem seni iştihan kovar. O yüzden adam ol, tamam mı? Bu bilgisayarı da bize annem aldı. Evet, bu bilgisayarı biz sen alamazsın. Anladın mı? Hele bir al, gününü görürsün. Siz ikiniz beni tehdit mi ediyorsunuz? Evet. Öyle mi? Bakın şimdi bu güzelim bilgisayarı alıyoruz, yere koyuyoruz. Sonra sürüyoruz, yine tehdit. Bilgisayarınız kırıldı. Ne yazık. Çocuklar size inanamıyorum gerçekten. Bilgisayarınızı mı kırdınız? O zaman ben de arayıp annenizi size şikayet edeyim. Ne dersiniz? Bilgisayarı kırdım ben. Artık ben bu oyunu oynayamayacağım. Üzülme Sude. Merak etme. Para biriktirip yenisini alırız, tamam mı? Bu 2 yıl sürse de yapacak bir şey yok. Bir de bize iftira atacaksın ha. Bilgisayarı kırıp. Neyse. Gel içeri gidelim. Başka bir şeyler yapalım. Anneme bir şekilde açıklarız artık. Aynen aynen. Kesin açıklarsınız durumu. Hemen şunların annesini arayayım da bunları ispiyonlayayım. Alo Ayşe Hanım, çok kötü bir şey oldu. Çocuklarla oyun oynuyorduk. Aniden sinirlendiler. Üstüme saldırdılar ve bilgisayarlarını kırdılar. Gerçekten anlamadım. Bunlar niye böyle davranıyor? Çok üzgünüm. Evet evet, bilgisayar paramparça oldu. Siz onlara gereken cezayı verirsiniz. Tamam, iyi günler. İşte böyle cezalandırırım sizi. O bilgisayarı bana verseydiniz hiç böyle bir şey yaşamayacaktınız. Bunu siz hak ettiniz. Of ya, biz nasıl yeni bilgisayar alacağız? Hiç paramız yok. Neyse, şimdi bunları düşünme, tamam mı? Alırız. Annem bizi alır, tamam mı? Sonuçta para kazanıyor. Neyse gel, televizyondan çizgi film izleyelim de moralimiz yerine gelsin. Bana bakın, televizyondan çizgi film falan izleyemezsiniz, tamam mı? Az sonra benim programım başlayacak. Benim onu
programı izlerken ikinizin de böyle kafasını aldırıp birbirine tak 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 50 kere çarpıştırırım, anladınız mı beni? Ay şimdi çok sessiz olun, program başlayacak, onu izleyeyim. Çıt! Bana bak, nereden çıktı o ses? Yoksa siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Kim çıkardı o sesi hemen söyleyin. Vallahi ben yapmadım, billahi ben yapmadım. Eğer yaptıysam bir daha var bu oyunu oynamayayım. Ben de yapmadım da ne oldu, yoksa sen sesten mi rahatsız oldun? Sen yapmadın, sen yapmadın. İkiniz de yapmadıysanız bu ses nereden geldi? Ben bir ses duyduğuma eminim. Ama siz benimle dalga geçiyorsunuz herhalde. Bunun bir karşılığı olmalı değil mi? Şu kızın şöyle saçlarını yolayayım. Senin de şu küçük kulağını böyle çekeyim. Kim yaptı diyorum, bana kim yaptığını hemen söylesin. Ben yapmadım diyorum. Vallahi ben de yapmadım. Öyle mi? İkiniz de yapmadınız değil mi? Beni iyice sinirlendiriyorsunuz. O zaman şöyle kafalarınızı böyle tokuşturayım. Kim yaptı, söylüyor mu söylemiyor mu? Ben yaptıysan söyle artık, canım çok yanıyor. İyi tamam, ben yaptım tamam mı? Var mı diyeceğin? Evet küçük bey, var mı diyeceğin? Bu ne cüretkar bir tavır. Sen kim oluyorsun da bana cevap veriyorsun? Hemen telefonunu bana ver, yoksa seni öyle bir döverim ki vermeyeceğim. Anneni de ararım, iftira atarım sana, anladın mı? Aldım, artık bu telefon benim. Şimdi diğer konumuza geliyoruz. Şimdi yukarı çıkıyorsunuz ve uyuyorsunuz, anladınız mı beni? Ama saat daha 5. Ne demek saat daha 5 ya? Sen benim lafımın üstüne laf mı söylüyorsun? Kalkın, defolun, gidin uyuyun hadi ya. Allah'ım ya, şu çocuklar da bana bir program izlettirmedi. Açayım da şu programı, birazcık izleyeyim. Of ya, saat daha çok erken, biz nasıl uyuyacağız? Çünkü saat 5 kızım, 5'te kim uyuyor ya? 18 saat mi uyuyacağız? Ne yapacağız biliyor musun? Bu bebek bakıcısına artık kalbini göstereceğiz. Nasıl yapacağız biz bunu? Ne yapacağız biliyor musun? Bebek bakıcısının sevmediği şeyleri yapacağız. Bebek bakıcısı çileden çıkacak, bize kızacak. O sırada da anneme söyleyeceğiz. Annem de güvenlik kameralarını izleyecek. Sonra da bir bakacak, bebek bakıcısı bize kızıyor. Hemen bebek bakıcısını arayacak, işten kovacak. Çok iyi fikir vallahi bence. Gerçekten çok iyi bir fikir. Ben nasıl çıldıracağımı biliyorum. Aa, bu kadının yaptığı da iş mi ya? Yazıklar olsun sana, terbiyesiz kadın. Hey bebek bakıcısı. Ne var, ne istiyorsun? Sen uyumuyor muydun? Ben size uyuyun demedim mi? Senin burada ne işin var? Ne işim var? Hemen sana göstereyim. Ver bakayım kumandayı. Oo, televizyonu da kapattım. Artık bir daha televizyon izleyemeyeceksin. Buna sen mi karar veriyorsun küçük ucube? Bana bak, o televizyonu tekrar aç. Yoksa seni var ya dayak manyağı yaparım. Yoo, açmayacağım. Hatta ne yapacağım? Yapın saçını açacağım. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen benim saçıma? Senin var ya saçını başını yolarım, mahvederim seni. Hiçbir şey yapamazsın bana. Nelik nelik. Seni var ya seni kıracağım o bacaklarını. Gel buraya. Aha, Suvi'de bebek bakıcısını çıldırttı. Tamam, buraya doğru gelsinler de. Ben çağırmadım, kim onu yere düşüreyim. Yapamaz ki. İşte böyle dilini görürsün bebek bakıcısı. Benim. Sizi var ya sizi mahvedeceğim. Aynen aynen. Neyse. Suvi'deciğim, bu elimdeki bardağı görüyor musun? Yoksa içinde kola mı var? Evet. Bizim bebek bakıcımız kolayı çok seviyormuş değil mi? O halde ona birazcık kola içirelim. Bebek bakıcımız ağzını açtı, birazcık kola iç. Al bakalım. Hayır hayır, sakın öyle bir şey yapma. İğrenç. Tamam da bu suymuş, gerizekalı seni. Ne yapayım? Suyu döktüm tabii. Tüm kolayı bitirmişsin. Dike dike bitirmişsin. Yapacak bir şey yoktu. Ben de bunu buldum. Sizi var ya sizi mahvedeceğim tamam mı? O üstüme döktüğün suyun hesabını, o kızın saçlarımı bozmasını, televizyon programımı kapatmanı, hepsinin hesabını ödeteceğim tamam mı? Ama şu an sizinle uğraşamam. Yeterince yoruldum. Ben gidiyorum. Ama merak etmeyin, geri döneceğim. Ve geri döndüğümde ikinizi de böyle kafalarını tokuşturmak değil, kafalarınızı kıracağım, anladınız mı beni? Bu iş burada bitmedi Bersarı ve Sude. Bekleyin. Aynen aynen, ufak atla civcivler yesin. Hala boş konuşuyor. Evet arkadaşlar, bu videoyu sevdiyseniz videoya like atın ki bu yeni pis kız gelemesin. O halde gelecek bölümde görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.